arkadaşlar. Sizinle deney yapıyoruz yeniden. Denesin bekliyorduk. Evet. Biz daha önce biliyorsunuz Elif okula gidemediği gün bir deney yapmıştık. Ve o deneyde çok hoşumuza gitmişti. Bugün yine yapıyoruz. Suyun kaldırma kuvveti deneyini yapıyoruz. Evet, Ela'cığım suyumuza tuzumuzu attı. Karıştırıyor. Biz böyle yaparak ne yapıyoruz peki? Suyun yoğunluğunu arttırıyoruz. Ela, yumurta şak diye bırakmayın ha, yoksa kırılır. Ama bunu atmıyorsun. Bunu atmıyorsun. Yetmedi mi? Ortada şeker var. Yumurta şap diye atmayacaksın ha buna. Yavaşça bırak Ela'cığım. Elim sok, elini sok bırak. Tamam bırak anneciğim, bırak. Dipte yüzüyor. Evet arkadaşlar, tuzlu suyumuzun içerisine Ela yumurtamızı gördüğünüz gibi bıraktı. Ve yumurtamız suyun üstünde yüzüyor. Demek ki suyun yoğunluğu artınca cisimleri kaldırma kuvveti de artıyor. Zaten yüzmeyi bilen arkadaşlarımız bilirler, eğer deneyimledilerse. Göllerde yüzmek daha zor, denizlerde yüzmek ise daha kolaydır. Çünkü denizler tuzlu su barındırdığı için yoğunluğu daha fazladır. Şu an biz bu deneyimizde bunu gözlemliyoruz ama deneyimiz olacak mı henüz bilmiyoruz. Deneyimizi tamamlamamız gerekiyor. Diğer yumurtamızı da bırak Ela. Diğerinde de herhangi bir yoğunluğu olmayan, yani içerisinde tuz barındırmayan normal tatlı içme suyumuz. Bakıyoruz. Bırak. Evet, yumurtamız onda dibe çöktü. Demek oluyor ki suyun artığını yapacağız. Evet, deneyimiz başarıya ulaştı mı? Evet, daha deneylerimiz var. Tabii daha deneylerimiz var. Hadi o zaman devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi ise ikinci deneyimiz suda büyüyen tırtıllar deneyi. Evet, küçük tırtıllarımızı bir suya bırakalım bakalım neler olacak. Gördüğünüz gibi büyüdüler. Çok güzel. Peki biz bu küçük tırtılları nasıl yaptık? Evet. Arkadaşlarımıza bunu bir gösterelim. Arkadaşlar, ben daha çok güzelini yaptım. Arkadaşlar bak, böyle sardık, sonra boyadık, sonra çıkarttık. Ama böyle önce yumuşturduk. Sıkıştırdık yani, büzdük biraz. Evet, sonra? Sonra suya girince o büzgüler açıldı. Küçücük tırtıllarımız yine kocaman oldular. Ama benimki birazcık büyemedi. Evet, çünkü senin tırtılını küçük yapmıştık zaten. Ablanınkini büyük yapmıştık, fark edelim hangisi belli olsun diye. Evet, bir gösterir misin Elif'cim sarmayı? Evet, bu şekilde sardık. Abla. Sardık, evet. Sonra sıkıştırdık güzelce, iyice birbirine doğru yaklaştırdık, büzdük. Büzdükten sonra da diğer taraftan çıkar anneciğim. Bu şekilde çıkardık. Sonra da suyumuza küçük tırtılımızı bıraktık ve büyüdü. İşte bu kadar basit. Herkesin birazcık evlerinde boyadık. Evet, boyaya da bilirsiniz, boyamaya da bilirsiniz. Biz boyamayı tercih ettik. Bakın, şimdi diğerine geçelim mi? Ben doğuşu böyle daha renkli oldu. Evet, daha renkli oldu doğuşu. Ablam kırmızı ve mor boyadı. Evet anneciğim. Şimdi diğerine geçelim mi? Evet. Tamam, geçiyoruz. Evet arkadaşlar, sıradaki deneyimiz balonla elektriklenme deneyi. Her yerine böyle süreceğiz, sonra kaldıralım. Evet, aynen öyle yapacağız. Sürelim üstümüze, sürelim her yerimize. Bir elektrik oluşturalım balon yüzeyinde. İyice sürelim. İyice sür. Yakılır mı ki? Dene bakayım, bir tut bakayım, yaklaşalım, biz kağıtları çekecek mi? Ah, çekiyor gibi oldu. Yaklaştırsana biraz görelim. Çekti mi? Evet. Yaklaştır. Çekiyor değil mi? Ela, seninki de çekti mi anneciğim? Bakalım. Ay, çekmiş gerçekten de. Evet Elifciğim.
Yaklaştır. Çekiyor mu? Çekiyor. Çekiyor değil mi? Süper çekti değil mi? Evet. Kaldır bir bakalım. Evet. Evet, süper. Tamam, diğer deneyimize geçelim mi? Evet. 10. video oldu ya. Değil mi? Kaç tane deney yaptık? Ne güzel. Arkadaşlar, şimdi gemiler nasıl yüzer deneyini yapacağız. Evet, önce soyulmamış bir adet. Pardon, önce soyulmuş mandalinamız gitti. Yüzüyor mu? Hayır, battı o. Yaklaşalım şöyle. Battı o. Evet, diğerini deneyelim anneciğim. Soyulmamış üstüne olanı. Üstüne mi atacağız, kaldıracağız mı? Yok, direkt bırak bakalım aşkım. Nasıl olacak? Biz de merakla bekliyoruz. Aa, o yüzüyor, batmadı. Onu suda taştı. Su taşsın, o önemli değil. Deneyimizin olması önemli. Neden? Çünkü onun içinde daha çok hava kabarcıkları var, kabuğu soyulmamış olduğu için. Evet. Soyulmuş mandalina da ise yok. O yüzden daha az, daha doğrusu yok demeyelim. Evet. O dibe batarken diğeri yüzüyor. Gemilerde de aynı şekilde. İçerisinde çok boş alanlar, hava dolu alanlar olduğu için suyun yüzeyinde kalması daha kolay oluyor. Aslında gemiler çok ağır ama yoğunluk olarak sudan daha az yoğunluğa sahip olduklarında yüzebilirler. Evet. O yüzden gemileri belli bir miktar yükle doldurmak gerekir. Eğer çok fazla doldurursak da batmalarına sebep olabiliriz. Oldu mu deneyimiz? Oldu. Anlaşıldı mı peki? Anlaşıldı. Hava kabarcıkları mandalinamızın içinde olduğu için suyun yüzeyinde kalıp yüzdüğünü anladık mı? Evet, taştı da. Çok taşsın, o sorun değil. Önemli olan deneyin anlaşılmış olması. Kocaman taştı. Tamam, sorun değil. Ama çok tatlı oldu. Aşağıda gelsin. Sanki evet. Işık lamba alttan açıyoruz, alttan yükseliyor. Değil mi? Sanki öyle bir şey de oldu. Hareketli gece lambaları gibi de oldu biraz. Bir gün öyle deneyi çekelim mi? Bir gün öyle bir şey de çekelim. Olur tabii. Şimdi bugün biz hangi deneylerimizi yaptık sırasıyla? Suyun kaldırma kuvvetini yaptık. Evet, bir de şey yaptık. Tırtıl. Tırtıl yaptık. Elektriklenen balonlar deneyini yaptık. Aslında elektriklenen balonları biz her gün parka gittiğimizde yaşıyoruz. Neden? Kaydıraktan kaydığımızda arkadaşlarımız da bilir. Evet. Böyle birbirimize değdiğimiz zaman bir elektrik çarpıyor gibi oluyor değil mi? Evet, işte onu biz balonla sağladık bu sefer evimizde. Kağıtları çekti balonumuz bu elektrik sayesinde. Bu da son deneyimizdi. Evet. O zaman artık arkadaşlara bay bay diyelim mi? Bay bay. Görüşmek like üzere. Unutmayın like atmayı. Unutmayın. Evet arkadaşlar, bu deneyleri de elinizde deneyin. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.